Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için yeni almış olduğum çadırımı tanıtacağım. Çadırı çantasını açtığımızda içerisinde 4 adet parça var. Yani şöyle çadırın kendisi, üzerine örteceğimiz yağmurluk, şunlar gergi demirleri, şu ikisi çadırlar germek için, şu ön bu da ön taraftaki yağmurluğu germek için. Zaten şu yağmurluk biraz kısadır. Bunu da şöyle kırmızı renkle ayrıyetten bunu belirtmişler. İçerisine şöyle gergi demirleri var, kançalar. Yalnız bunlar çok pek sağlıklı değil. Eğer yaptırabiliyorsanız daha sağlam yaptırın. Ben böyle çakmaya çalıştığımda gördüğünüz gibi şöyle bükülmeler oldu. Bunu ben bir denedim bir yerden. Gördüğünüz gibi şöyle bükülenler var. Bunların bükülmemesi için eğer yaptırabiliyorsanız daha sağlam bir şekilde bir yerde yaptırabilirsiniz. Çünkü bunlar çok kolayca bükülüyorlar. Ve bunların içerisinde yağmurluğu germek için ipler var. Yani yaklaşık olarak 4 tane parçamız çıkması gerekiyor. Bir de kıvanma kılavuzu var. Bunun kurulumu gayet kolay. Bunları zaten sizlere çadır kurulumu yaparken göstereceğim. Şimdi buyurun çadırımızı kurmaya geçelim. Çubuklarını taktık. Çadır şu şekilde olacak. Şimdi bunların içerisinde şöyle kançalar var. Kançaları geçiriyoruz. Şimdi şu şekilde kançayı geçireceğiz. Şöyle üstten taklıyorsunuz. Hafiften ittiğiniz zaman bunlar oturacak. Hepsini aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bunları gelirken şu üçüncü olan yere takıyorsunuz. Bütün hepsini ilk öncelikle bir tarafa gireceğiz. Daha sonra diğer tarafa gireceğiz. İlk olan yere taktık. Diğerini de aynı yere taktık. Şöyle dolaşayım. Bunu aynı yere taktık. Şu şekilde olacak çadır. Ön tarafı ona göre belirlersiniz. Şu anda bu bizim çadırımız. Bunun üzerine yağmurlukları gireceğiz. Çadırları geriyoruz güzel bir şekilde, gergin olsun. Ve onları şöyle taş yardımıyla çakacağız. Ya da şimdi bu treylere çekiç falan götüremediğimiz için doğadan faydalanmamız gerekiyor. Aynı şeyleri dört etrafına yapacağız. Da ikinci ya da üçüncü deliğe takabilirsiniz. Bunu da çünkü gereceğiz. Aynı şekilde diğer tarafı da taktıktan sonra bu gerilecek. Aynı şekilde buraya yapıyoruz. Ondan sonra da bu gerilecek. Şimdi yan kolları geriyoruz. Şunları gereceğiz güzelce. Zaten ilk önce bunlardan başlıyoruz germeye. Bir de arka tarafta var. Bu ön taraf girişidir. Arka taraf girişi farklıdır. Bu şekilde girdikten sonra çadırın her tarafında örmeye başlayacağız. Gergi iplerimizi şöyle takacağız. Bunları takmamızın amacı
daha rüzgarlı falan, rüzgarlı havalarda ya da yağmurlu havalarda bunların gergin olup yağmurun içeri girmemesi ve rüzgarın çadırımızı uçurmaması içindir. Demirle de çakabilirsiniz ya da eğer çok ağaçlık yerdeyseniz ağaçlardan da faydalanabilirsiniz. Bunları, demirleri nasıl takıldığını sizlere göstereceğim. Bu şekilde şuraya taktık. Şöyle gerebilirsiniz. Bunu aynı ipten de faydalanabiliriz. Ve şu şekilde bunu boğum yapmayacak şekilde bağlayacağız. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi çadırımızın eksiklerini size söylemek istiyorum. Demirleri çok hassas, farklı bir demir yapmanız gerekiyor. İçerisinde demirlerimiz eksik, yaklaşık olarak 2-3 tane demir eksik. Bir de şu ön taraftaki yağmurluk için yanınıza yaklaşık olarak 1 metre ya da 1.20 santim boyunda bir 2 tane çubuk bulundurmanız gerekiyor. Bunu etrafınızdaki bölgeden faydalanabilirsiniz. Çünkü bu yağmurluklar için ya da güneşlik için herhangi bir aparat yok. Çadır genel olarak kullanışlı bir çadır. Şöyle etrafını gezeyim. İçerisine de biraz sonra gireceğim. Bu germelerini yaptık. Kısmet olursa yağmurlu bir havada bunun denemesini yapacağım. Şurası arka taraf, çift girişi var. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz yağmurdan ıslanması için. Ama çok yağmurlu bölgelerde iseniz, eğer kamp yapacaksanız yanınıza bir naylon almanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz test etmedim. Şimdi gelelim, içeriye girelim, içerisine bakalım. Şimdi çift fermuarlı bunlar. İçeride ve dışarıdan fermuarı var. Şöyle gördüğünüz gibi içerisi gayet geniş. Yaklaşık olarak yani eğer 3 kişi için, 4 kişi için ideal ama fazla kişi de yatabilirsiniz. Şöyle lambalarımızı asmak için aparatlar koymuşlar. Görüntü olarak güzel. Ben beğendim. Şuralarda da yağmurlu kasmak için yerler var. İçeriden de fermuarı takabiliyorsunuz. Şurada bir havalandırması var. Üstü açılmıyor bunların. Çadır gayet güzel ve kullanışlı. Şuralarda malzeme bırakacağınız yerler var. Cep telefonunuzu falan bırakabilirsiniz. Aynı şekilde buraya da koymuşlar. Altı tabii uyku tulumu falan kullanacağımız için altının sağlamlığı pek o kadar iyi değil. Biraz daha sert bir maddeden yapılmış olabilirdi. Fakat bu fiyata da bu kadar normal diyoruz. İnşallah gelecek olan videolarda sizlere bunları gösterebilirim. Şimdi bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kısmet olursa bir gün kamp yaparken sizlerle bu çadırımızı daha detaylı bir şekilde anlatım yaparız. Hem de etraftan faydalanmış oluruz. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın. Çadırımız genel olarak bu şekilde. Görüntü olarak güzel. Eksiklerini söyledik. Alınabilir. Şöyle etrafını dolaşıp sizlere göstermek istiyorum. Bir iki eksik parçaları var. Onları da tedarik etmek lazım. İlerleyen videolarda buluşmak umuduyla. Hepiniz esen kalın. Size iyi eğlenceler diliyorum.